Nerede bu rahmet? Bunu anlatırken Mevlana şu temsili Allah aşkına aklınızda kalsın. Bir de şifa kelimesini Rabbimiz bal hakkında kullanıyor. Bal. Bal, hani bal arılarının ürettiği, peteklerde yaptığı bal yok mu malum? Arapçası asel bunun. Bu balı yapan hayvanın da adına Kur'an-ı Kerim'de nahil diyor Rabbimiz. En-nahlü. Bal arısı demek. Hatta bununla alakalı bir sure-i celile var. 114 sureden birisinin adı da bal arısı suresi. Suretün nahil. Bal arısını Rabbimiz bir surenin ismi yapmış. Ve bal hakkında diyor ki fihi şifaun linnas. Balda insanlar için şifa vardır. Balda. Tabii ki hakiki bal tabii. Katıksız olacak. Bunu anlatırken Mevlana şu misali, şu temsili, şu teşbihi arz ediyor. Ben de oradan naklediyorum size. Diyor ki Rabbimizin şifadır dediği balı temiz bir cam kavanozunun içine doldursalar, pırıl pırıl bir kavanoz, cam, içine doldursalar, o kavanozun kapağını sıkı sıkıya kapatsalar ve bir Müslümanın eline verseler, baksa o ne güzel bal dese ve o balı dışarıdan, yani camdan, kavanozun camından yalasa, dilini dayadı yalıyor. Camdan yalıyor ama. O balı dışarıdan, kavanozdan, camdan yalasa, 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 saatlerce yalasa, o bal o kişiye şifa olur mu olmaz mı diyor. Olur mu efendiler? Olmaz. Çünkü bala ulaşamadı. Arada cam var. Balı alamadı bünyesine. Yalıyor, dışarıdan yalıyor. İçine giremedi. O balın o kişiye şifa olması için kapağı açması lazım diyor Mevlana. Kavanozun kapağını açacak, şehadet parmağını kavanozun içine sokacak, böyle daldıracak, bir parmak bal alıp ağzına götürüp yiyecek. Onu bünyesine alacak, vücuduna alacak, üzerinde o balı tatbik edecek. O zaman şifa olur mu olmaz mı? Olur. Aynen bunun gibidir diyor. Bir adam 100 sene Kur'an-ı Kerim'i yüzünden veya ezbere okusa da içini açıp bunun hükmü nedir? Bu ayetler Allah bizden ne istiyor? Hangi ayet hangi hükmü getirmiş? Hangi ayet hangi şeyi yasaklamış? Bunları hayatına tatbik etmezse, 100 sene Kur'an okusa cehennemden çıkmaz diyor. Hiçbir şey düzelmez. Ama bakın ne güzel misal vermiş, görüyor musunuz? Biz Kur'an'ın içine daha girememişiz. Yani ezbere oku. İnnellezine keferu kefer. Böyle gır 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 gır. Saatlerce. Ama içinde bu ayetler ne istiyor bizden? Kadınlar üzerinde Allah'ın hükümleri nedir? Ticaret erbabı üzerinde Allah'ın hükümleri nedir? Eğitim konusunda hükümler nedir? Bütün bunlarla alakalı ayetlerin manası anlaşılmadıysa, Kur'an'ın içine girilmediyse, bu hükümler hayatta tatbik edilmediyse, böyle bir Kur'an okumanın misali, içinde dünyanın en güzel balı bulunan kavanozu dışından yalayan ahmak gibidir diyor. Şifa bulamazsınız. 100 sene okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Vallahi şifa bulamazsınız. Ahkamı tatbik edilmedikçe. Bunu anlatamadık hacı babalara. Bunu anlatamadık Müslümanlara bu hükmü, bu noktayı. Oku bakalım.